Ne Pakiz Hanım? Turp. Ne oluyor bununla? Bunun kavurması oluyor Şahin abi. Kavurması oluyor. Bunun, nasıl oluyor kavurması? Bunu rendeliyorsun. Az bir tuz katıyorsun üstüne. O da rende. Tuzun da ölürken soğan kavuruyorsun yavla. Yeşil soğan mı, kuru soğan mı? Kuru soğan. Onun da içine onu sıkıyorsun, o suyunu sıkıp acı suyunu çıkartıyorsun. Hı. Tavada kavuruyorsun, pişme kıvamını kendin ayarlıyorsun. İster Allah çiğ, ister tam pişiriyor. Ha, ondan kavurduktan sonra hangi yağda yapacağız? Her yağda da oluyor. Her yağda olur. Peki üstüne yumurta kırsak olur mu? Yumurtalı denemedim. Bir de onu denedim. Pırasa kattım üstten yarı pişerken. Tamam. İçine başka ne katıyorsun? Pırasa da katabiliyorsun. Pırasa. Hı hı. Bunun böreği de oluyor. Çok güzel. Baharat isteyenler katabiliyor. Baharat sevmiyormuş, katmıyormuş. Böreğini de nasıl yapıyoruz? Böreğini bacım? Aynı de ben böreğini de şey yapayım İlker abla. Aynı bunu yavda kavuruyor. Tuza yatırıyorum, yavda kavuruyorum. Öyle katıyorum. O zaman daha lezzetli oluyor. Soğan da katarsın. Kimisi yine de ben direkt ben rendelememizi katıyor. Böreğin içine de öyle hoş olmuş. Kavrulmuşu daha güzel oluyor. Tamam. Bir şey diyeceğim. Soğan katıyoruz değil mi? Börek de yaparken öldürüyoruz. Evet, katıyor. İstersen katıyor, istemezsen katmıyor. Soğanın kokusunu seversen katarsın, sevmezsen katmazsın. Ama soğan da bütün yemeklere yakışıyor. Her şeye yakışıyor. Yakışıyor. Deneyeceğim Pakiz Hanım. Başına da Pakize Hanım'ın tarifi. Karadeniz usulü turp kavurması değil mi? Köyden mi bunu biliyorsun? Köyde de yapıyorlardı, burada da yapıyorlar. Herkes. Tamam, hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar, Pakiz Hanım bize bahçeden turp vermişti. Güzel bir tarif verdi. Hiç denememiştim. Bakalım, bir deneyeceğim. Önce turplarımızı şöyle güzelce bir yıkayalım. Ondan sonra tarif vereceğim size. Bakalım nasıl olacak? Güzel mi? Karadeniz usulüymüş. Bu beyaz turp. Bu da siyah turp arkadaşlar. Zaten birisi siyah duruyor, biri beyaz duruyor. Bakalım nasıl olacak. Ben de ilk defa deneyeceğim. Şöyle bakın arkadaşlar. Birisi beyaz, birisi siyah turp. İkisinden de karışık yapacağım. Bakalım nasıl olacak tarif. Önce turplarımızı şöyle bir soyuyoruz sevgili tarifçilerimiz. Kabuklarını soyacağız. Şöyle leke kalmasın iyice. Lekel yerini ayıklayalım. Bu da siyah turp. İçleri aynı beyaz da dışları siyah, birinin birinin beyaz arkadaşlar. Tat olarak aynı. Sadece cins farklılığı var. Evet, ikisini de yıkadık şimdi. Rendere yaptık arkadaşlar. Şimdi turplarımızı rendere yapacağız. Siyah turp biraz daha sert arkadaşlar beyaz turpa göre. Turpumuzu rendeledik arkadaşlar. Şimdi işlemlere devam ediyoruz. Şimdi soğanlarımızı soyalım. Soğanlarımızı
doğuracağız arkadaşlar. Soğanımızı da hazırladık. Tarifte biber yoktu ama ben 3 tane de yeşil biber kullanacağım arkadaşlar. Şimdi hazırlıklara devam edelim. Tavamızı ateşe koyduktan sonra bir miktar zeytinyağı ilave ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle soğanlarımızı doğrayalım. Zeytinyağımız yanmadan hemen soğanları ilave ediyoruz üzerine. Hemen arkasından biberleri doğruyoruz. Biberleri de ilave ediyoruz üzerine. Şöyle beraberce soteliyoruz. Bunlar burada biberle soğan sotelenirken biz de rendelemiş olduğumuz turpun suyunu sıkacağız arkadaşlar. Öyle dedi Parkiz Hanım, suyunu sıkmamız gerekiyormuş. Şöyle turpun suyunu sıkacağız. Şöyle turpun suyunu sıkıyoruz arkadaşlar. Bakın suyu çıkıyor şöyle. Bembeyaz suyu çıkıyor bakın. Bakın turpun suyu bembeyaz burada kaldı arkadaşlar. Soğanla biber gördüğünüz gibi sarardı. Sotelendiler. Yakmadan hemen turpları ilave ediyoruz üzerine. Şöyle turpları ilave ediyoruz. Ve kavurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Beraberce. Turpun suyunu ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki dökmeyeceğiz. Şöyle süzeceğiz. Evet, bu turpun suyu neye iyi gelir? Sevgili arkadaşlar, öksürük, bademcik rahatsızlığı, balgam söktürücü ve astım, bronşit gibi hastalıklarda çok şifalı. Özellikle boğaz ağrılarında işte bunu da içeceğiz değerli arkadaşlar. Şöyle turpun suyunu da afiyetle içeceğiz. Bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini var arkadaşlar içinde. Aynı zamanda boğaz ağrılarını, bademcik gibi hastalıklara da, kış hastalıklarına da gayet iyi gelir. O yüzden turpun suyunu da içiyoruz. Tamamen C vitamini. Yakıcı, hafif bir yakıcılığı var. Ama tabii bu boğaz ağrıları için çok iyi. Evet, turpumuzu 10 dakika kavuracağız değerli arkadaşlar şöyle. Şöyle biraz tuz ilave ediyoruz arkadaşlar üstüne. Şöyle karıştırıyoruz. Şöyle biraz pul biber ilave ediyoruz.
Çok azıcık da şöyle kimyon atıyorum arkadaşlar ben. Biraz da karabiber ütüyorum üzerine. Karıştırıyorum. Sanırım turp kavurmamız artık oldu herhalde. Ben bir de bunu yumurtalı denemek isteyeceğim arkadaşlar. Çok az bırakacağım tavanın dibinde. Bir de yumurtalısını deneyeceğim. Bakalım yani nasıl olacak. Hiç yapmadım bir yemek bu arkadaşlar. Faksan'ın tarifine göre yapıyorum. Damak tadımıza uyar mı bilmiyorum yani. Bakacağım yani. Bu tamam. Evet bakalım turp kavurmamız nasıl oldu. Dibinde çok az bir turp bırakıp yumurtalı yapacağım arkadaşlar. Bunu da ben denemiş olayım. Bakalım sizlere söyleyeceğim güzel olup olmadığını. Şurada çok az bir şey bırakıyorum şöyle. Bundan da yumurtalı deneyeceğim. İşte Karadeniz usulü turp kavurması sevgili arkadaşlar. Bir de yumurtasını deneyeceğim. Şöyle turpu az bir şey bıraktım arkadaşlar. Üzerine bir tane yumurta kıracağım. Bakalım nasıl olacak. Üzerine şöyle biraz karabiber ekleyeyim bakalım yumurtanın. Şöyle biraz da toz biber ekleyeyim. Şöyle biraz şuradan denemek istiyorum bakalım. Nasıl arkadaşlar? Şuradan biraz da yumurtalıdan deneyeceğim. Hangisi güzel bakalım. Bakalım yumurtalı mı güzel? Yumurtasız mı güzel arkadaşlar? Onu deneyeceğim. Bu da yumurtasız. Sevgili arkadaşlar, kesinlikle yumurtalı daha güzel. Öbürkü de güzel ama yumurtalı daha güzel. Gerçekten ben beğendim. Damak tadıma uydu. Siz de deneyebilirsiniz. Tarifler ikisi de hemen hemen birine benziyor. Sadece birinde yumurta farkı var arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmaktan kaçınmayalım. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Başka videoda görüşürüz sevgili takipçilerimiz.